Bölgede bir yangın meydana geldi, bir afet vardı. Evet, afet ilan edildi. Bu çok olumlu bir davranıştı. Fakat bu ülkeyi yönetenler ne hikmetse bu süre içerisinde hiçbir şekilde gündemlerine almadılar. Bölgesel farklılıklardan kaynaklı olarak. Biz bunu burada kınıyoruz. Bu ülke bir bütün olarak düşünülüyorsa eğer, buradaki yangının da, burada yaşamını yitirenlerin de gündemde olması gerekiyordu. Ancak ne hikmetse gündeme gelmedi. Haber kanallarına baktığımız zaman sokak kabadayılığı şeklinde hareket eden zihniyetin aslında mecliste de nasıl Kürt halkına tahammül edemediğini çok net bir şekilde ortaya çıkardı. Vekilimiz Ali Bozan'a yapılanları biz hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ve bunu her seferinde de gündeme getireceğiz. Bir halkın iradesi olan bir vekilin o muameleye tabi tutulması birilerine çok iyi gelebilir. Ancak o iyi, birilerine iyi gelen durum ülke halkı için ve ülke geleceği için hiç de olumlu bir davranış değildir. Bunu süreç içerisinde göreceklerdir zaten. Bizim kutuplaşmaya değil bir arada olmaya ihtiyacımız var. Ne sizin kayyumlarınıza boyun eğeceğiz ki izin vermeyeceğiz buna, ne meclisteki sokak kabadayılarına izin vermeyeceğiz, ne de Kürt sorununun bu şekilde devam etmesine. Kürt sorunu demokratik yollarla çözülecek ve muhataplarıyla çözülecek. Evet, bir tecrit sistemi uygulanıyor şu anda. Ağırlaştırılarak uygulanmaya devam ediyor ve artık Sayın Öcalan'ın isminin kullanılması dahi yasaklanması için elinde geleneği yapılıyor ve bu tecrit farklı bir aşamaya evrilmiştir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz ve kabul da etmeyeceğiz. Siyasal süreç neyi gerektiriyorsa demokratik siyaset içerisinde biz tepkimizi dile getireceğiz. Dün Hüdapar İl Başkanı tarafından hem bu hırsızlığın ve yolsuzluğun ortağı olmaları söz konusu şu anda. Çünkü AKP ile ortak yürüyorlar. Dolayısıyla buna rağmen hem partimizi hem de belediyelerimizi hedef göstermiş olmaları bizim açımızdan kritik önemde. Bununla ilgili olarak hukuki zeminde yapılması gereken bütün işlemleri genel merkez düzeyinde başlattık. Suç duyurusunda bulunacağız bugün. Yanı sıra da bunun yurttaşlarımız tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Amaçlanan şey nedir bugün? Bunu anlamak açısından oldukça önemli. En önemlisi nedir? Yoksulluk ve işsizlik. Biliyorsunuz gençler işsiz. Üniversite eğitimi alıyorlar, okullara tonlarca, kurslara, kitaplara tonlarca para harcıyorlar, hazırlanıyorlar, KPSS'ye giriyorlar. Diyelim ki şans eseri, işte mülakattan geçiriliyorlar. Bütün gelmişleri geçmişleri inceleniyor, secereleri inceleniyor. Bir memur olabilmek için. Çünkü devasa bir işsizlik yaşanıyor, siz de biliyorsunuz. Ama ne oluyor? Mülakatta eleniyorlar veya diyelim ki şans eseri memur oldular. Bir şekilde yine bu kayyumlar eliyle ya da iktidarın bu ayrımcı politikaları nedeniyle ya ihraç ediliyorlar, ya işten atılıyorlar, ya da sarı sendikaya üye olmaya zorlanıyorlar veya işte biliyorsunuz mobbing uygulanıyor vesaire. Murat Zorluoğlu'na geleceğim. Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu 2016'da Van'a atanmış bir kayyumdur. Van'da yaptığı yolsuzluklar ve hırsızlıkların Sayıştay raporlarına yansıdığını biliyoruz ve bunlar devasa yolsuzluklar. Daha sonra Trabzon Belediyesi'nde yaptığı yolsuzluklar yine arşa çıkmış ve bu kişi hiçbir şekilde araştırılmamış, soruşturulmamış, herhangi bir işlem yürütülmemiş hakkında ve bugün Diyarbakır Valisi olarak kentimize atanmış bir kişi. Ve biz diyoruz ki buradan İçişleri Bakanlığı'na, Diyarbakır halkı bu atamadan rahatsız. Bu asla kabul etmeyeceğimiz bir atamadır ve buradan şunu söylemek istiyorum. Nasıl ki Hüseyin Beyoğlu hakkında bir soruşturma başlatıldıysa, bir yargılanma süreci başlatıldıysa, bugüne kadar Kürt kentlerine atanmış bütün kayyumlar hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Murat Zorluoğlu dahil hepsi hakkında da yargılama süreci başlatılmalıdır. Biliyorsunuz dün Hüdapar İl Başkanı tarafından bir takım suçlamalarla partimiz ve belediyelerimiz hedef gösterildi. Burayı açmak istiyorum ama önce şuna gelmek istiyorum. Ben şu basına da yansıdığı biliyorsunuz. Özellikle de bazı gazetecilere, Adalet Bakanlığı'ndaki bir takım bürokratlar tarafından şöyle bir mesaj gitti. Neydi bu mesaj? İşte özellikle DEM Parti belediyelerinde ya çalışanlar ve eş başkanlarla ilgili kriminalize edici
haber yapmalarına dair bir takım talimatlar gidiyor. Özellikle de yandaş basına. Ve bunu muhalif basın da bir şekilde duydu. Bununla ilgili isimler de var, biliyorsunuz, basına da yansıdı. Şunu söylemek istiyorum. Buradan İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapmak istiyoruz. Ya Selefiniz Bakan tarafından başlatılmış bir uygulama var. Ve bu uygulama gerçekten Kürt halkının iradesi başta olmak üzerine bütün haklarına saldırıyı gerçekleştirmek üzerine bir çetevari yöntemle hareket ediyor bu bürokratlarınız ve diğer çalışanlarınız ve işte bunun basın ayağı var. Yeni Şafak gazetesinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ve çalışanlarını hedef göstermesini biliyorsunuz ve bunun İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratları tarafından talimatla yapılmış bir haber olduğunu artık biliyoruz. Ve yapılmış olan bu saldırı, oradaki suçlamaların hiçbiriyle ilgili tek bir delil yok. Tek bir bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir somut bilgi söz konusu değil. Tamamen karalamaya, hedef göstermeye ve kayyum atamak için zemin hazırlamaya dönük bu çetenin yaptığı bir çalışmadır bu. Bu çete neden bunu yapıyor? Çünkü rant kesildi. Oluşturulmuş bir çete var. Ve hepsi birbiriyle bağlı, bu milyonları paylaşıyorlar. Bugün Hüdapar durup dururken neden partimizi ve belediyelerimizi hedef aldı diye o yüzden soruyoruz. Biz Hüdapar İl Başkanı'na soruyoruz. Siz bu yapının neresindesiniz, kimden talimat alıyorsunuz? Demek istiyoruz, özellikle de Sur'da otoparkları işletenler kimler? Bunu biz buradan soruyoruz. DEM Parti yönetiminde kentte yapılan hiçbir cami yok. Kur'an kursu da yok. Sur'da kapatılan hiçbir yer yok. Ya da hani bizi Kur'an kurslarını kapatmakla belediyelerimizi suçlamış çünkü. Siz 8 yıldır bu uyuşturucu trafiğine, özellikle de Kürt kentlerinin Kürt kimliğinden kaynaklı hafızasını ve iradesini yok etmeye çalışan bu uygulamaya karşı tek söz etmemişsiniz. Bugün daha 4 ay olmuş biz belediyeleri alalı. Kalkmışsınız diyorsunuz ki işte DEM Parti belediyelerinin izin verdiği ya da göz yumduğu. Ya bu gerçekten akıl almaz bir şey, mümkün değil anlamak. Dolayısıyla buradan diyoruz ki size kim talimat veriyor bunları, kim size söyletiyor? Ahlaki ve politik siyaseti savunuyoruz. Ahlaki ve politik bir toplum yaratma derdimiz var. Hüdapar bunun düşmanıdır. Hüdapar kadın kazanımlarına saldıran ve bugün kadın cinayetlerinin müsebbibi olan iktidarın politikalarının ortağıdır. Hüdapar 4 parça Kürdistan'da Kürt kazanımlarına saldıran yapının ortağıdır. Dolayısıyla bu halkın iradesini uyuşturucu ile yok etmeye çalışanların ortağısınız siz. Biz 8 yıldır bu politikayla mücadele eden bir partiyiz ve bununla mücadele eden sivil toplum örgütleri ve kentin yapıları var. Siz bu yapıları hedef gösteren bir partisiniz. Ahmet'te veya Kürdistan'ın diğer kentlerinde bu söylemden kaynaklı bizi Kur'an kurslarını kapatmakla suçlayan bu yapı ya da işte kültür sanat çalışması yürüten bu yapı herhangi bir yurttaşa zarar verirse, herhangi bir yurttaşın burnu kanarsa sorumlusu ve bu saldırının ortağı İçişleri Bakanı'dır, Adalet Bakanı'dır. O nedenle derhal bu kişilerle ilgili soruşturma başlatılmalıdır. Bunu net olarak ifade ediyoruz. Asla kabul etmiyoruz bunu. Halkımız da biliyor, bütün yurttaşlar da bunun, bu motivasyonun kaynağını ve bunların bu cesareti nereden aldığını, talimatı nereden aldığını biliyor. Yani kayyum çetesi harekete geçmiş durumda. Ve bütün bu hırsızlıkları, yolsuzlukları biz ifşa ettikçe hem bu tür hedef gösteren söylemlerle karşılaşıyoruz, hem de dün gördünüz, bir Mersin milletvekilimiz Ali Bozan, halkın iradesi olan, halkın milletvekili olan Ali Bozan meclis kürsüsünde saldırıya uğradı. Hemen şiddetle susturmaya çalışıyorlar. Çünkü onların bu hırsızlık, bu yolsuzluk, bu talan politikası duyulsun istemiyorlar. Tahammülleri yok eleştiriye.
Çünkü yıllardır şiddetle Kürt halkının iradesini yok sayarak, gasp ederek bir talan örgütü, yolsuzluk örgütü oluşmuş İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın içerisinde ve bütün herkesi de partimizi hedef gösteren bir yerden harekete geçirmeye çalışıyorlar. AKP basını dahil. Bunların hepsini biz, bütün kayyumlar, hepsi, yani şu ana kadar Kürt kentlerine atanmış bütün kayyumlar soruşturma geçirene kadar ve Kürtlerin kaynaklarını talan eden bu anlayıştan hesap sorularına kadar söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Hırsızdırlar, hırsız olduklarını kabul etmek zorundalar. Ali Bozan halkın vekilidir, halkın iradesiyle seçilmiştir. Orada gerçekten doğru olanı söylemiştir. Dolayısıyla biz bunu kınıyoruz, orada bunu izleyenleri de kınıyoruz. Ve hala o kişiler hakkında mecliste bir soruşturma açılmış mı açılmamış mı bunu bilmiyorum ama o kişilerle ilgili bir soruşturma açılmamış.